Şimdi arkadaşlar, bizim elimizde ne var? Aslında şu var. Bir kere benim şunu incelemem gerekiyor. Enerjinin akış içerisindeki, yani ısı transferi içerisindeki ilişkisi ve termodinamik içindeki ilişkisine bakmam gerekiyor. Şimdi bakın, bu enerjiyi heat transferle ya da termodinamikle incelemeye çalışsanız bunların kitapları sayfalarca oluyor. Bizim için çok verimli bilgiler olmuyor. Gerçekten değersiz bilgiler değil onlar. Gerçekten çok ciddi çalışmalar sonucu çıkarılmış bilgiler, ama bizim bunu mekatronikte işlevsel bir halde kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden bakın, ben ne yapıyorum biliyor musunuz şuradan? Dikkat edin şimdi. Eğer ki enerji termodinamikle alakalıysa, nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz tek şey şu. Bizim o enerji olarak tanımladığımız şey E'nin delta T ile bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Nasıl? Şöyle. Eğer ki bizim sistemimizin içerisinde bir enerji girişi varsa ya da enerji değişimi varsa, direkt olarak aynı o analoji modelinden kurduğum mantıkla, ki onları da şuraya tekrardan yazayım, şöyle bir ilişkiye sahip olması gerekiyor. F buradaysa burası sıcaklıktı. Burası QH, jül bölü saniye. Burası da enerji, jül olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da belli bir ilişki içerisinde olması gerekiyor. Şimdi bakın, bizim ne yapmamız lazım? Evrenimizin hepsi şununla dolu, değil mi? İlişki kurabildiğimiz tek alan şurada bir tane mesimiz var, değil mi burada? Ve bu mes bir enerjiye sahip. Eğer ki bu enerjiye sahipse ve biz analoji modelini kuracaksak, bu E'yi herhangi bir şekilde buradaki kütle ifadesine bağlamamız gerekiyor. Yani ben burada bir eşitlik olarak yazdığımda şurada bir M ifadesi koymam gerekiyor arkadaşlar. Neden koyuyorum? Çünkü benim eğer ki bir particle'ım varsa, yani bir aslında bir şey, objem varsa burada, bir kütlem varsa, bunu Newton dinamiğiyle bağlamam gerekiyor. Çünkü benim ölçümleyebildiğim, değer atfeden teorim bu. Yani haznenin içinde ben kütle olduğunu kesin biliyorum ve bunun da bir enerjiye sahip olduğunu biliyorum. Sadece buradaki analoji yapısı farklı. Benim yine her şeyi bu analojilerden türetebilmem gerekiyor. Şimdi bakın, buradan bir çizgi çiziyorum. Enerjinin buradaki karşılığı ne? Şurada. Şimdi dikkat edin. Benim sistemimde enerji şurada x, değil mi? Benim delta t'm ne burada? F, değil mi? O zaman ben F eşittir kx denkliğinden burasının 1 bölü k olduğunu anlayabilirim, değil mi? Ve k benim mekanik sistemlerimde store, yani enerji depolayan elemanıdır benim. Yani bir depolama elemanı var burada. Bu yüzden bakın, eğer ki ben bu ifadeyi yazarsam buraya, dikkat edin, bu kütlenin de kesinlikle burada enerji depoladığını söylemem gerekiyor benim. Neden? Çünkü ben belli bir enerji verdiğimde bunun delta T'si artıyorsa, bak, bu M'in içine girmesi gerekiyor. Çünkü ben bir yere force verirsem, yani kuvvet verirsem, belli bir konum içerisinde enerji depoladığını ben mekanik sistemlerden zaten biliyorum. O yüzden arkadaşlar, bakın, şu M'i ifade ederken ben ısıyla kendi arasında bir ilişki kuramıyorum. Yani benim bir tane M'im var. Evet, Newton dinamiğine göre gidiyor ama ısıldaki karşılığı ne bunun? Isıl olarak ne anlatıyor bana? Ben bir enerji verdiğimde. O yüzden insanlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Ha, demişler, bak, burada bizim bir tane kütlemiz var. Belli bir sıcaklık değerine göre değişiyor ama aynı şuradaki gibi bir K katsayısı, yani Stefans katsayısı olması gerekiyor diyor. O yüzden adam bunu yaptığında enerji o zaman belli bir kütlede belli bir sabitle çarpılmış bir forma sahip olması gerekiyor diyor burada. Bakın, ben buraya araya bir tane CP diye bir şey yazdım. Gördünüz değil mi? Bu CP ne? Benim sistemim içindeki o enerji depolayan kapasitans diyelim. RC olarak yazacağım ya ben buradaki her şeyi. Elektrik analojisi olarak anlatacağım ya.
Demek ki bak burada benim mekanik sistemlerdeki yayımın enerji depoladığı gibi bu ısıl sistemlerde de bu CP benim içinde enerji depoluyor. Ne ile? Kütle ile doğru orantılı olarak. İşte arkadaşlar kapasitansın tanımı aslında ısıl sistemlerde buradan geliyor. Yani ben sisteme bir enerji verdiğimde bunun belli bir lineer ilişkiye sahip olması lazım. Ne ile? Kütle ile şuradan geliyor benim ölçülebilir büyüklüğüm ve sıcaklıkla. Ve bunların lojik olarak rational yani mantıklı oranı da CP ile ifade ediliyor. Siz bu CP'ye şu anda heat capacity diyorsunuz. Heat capacity demenizin sebebi şu. Bakın. Heat capacity olmasının tek sebebi ısıyı hapsetmesi. Yani burada biz kuvvet biriktiriyoruz ya. Bakın burada da ısı biriktiriyoruz. O yüzden ne yapıyoruz aslında? Bu kapasitans tanımını bundan ortaya atıyoruz. Çünkü elektrik devresinde de bakın şöyle bir R ve C çizersem ben bu C'yi doldurabilirim değil mi? İçinde hep bir charj olur. Yani Q olarak belli bir akım, voltaj depolanır değil mi bunun içinde? Belli bir yükü olur bunun. Bu ısı sistemlerde de değişik değil arkadaşlar. İşte termodinamik bize aslında şunu anlatıyor. Bu kapasitansın ne olduğunu söylüyor. Ve dikkat edin bu CP değeri tamamen lojiye, algebraya ve geometriye uygun bir şekilde çalışıyor. Lojiyi nerede bunun? Delta T ile biz N'in arasında belli bir paralel oran olduğunu biliyorsak ha diyoruz. Bak burada demek ki bir doğrusal bir katsayı var. Aynı o eksenlerde olduğu gibi. Lojik burada. Mass ifadenin içine giriyor. Çünkü bizim haznemizi kaplayan her şey burada zaten. Bu M ile ifade ediliyor. Ve adam diyor ki bak burada geometrik olarak diyor bu hazinenin hepsi doluysa diyor bu bir yerden bir yere hareket edebilir diyor. İşte o E de onu söylüyor. Yani kapasitans diyeni biz termodinamikteki ifadelerden tamamen türetebiliriz. Çünkü buradaki kural zaten onu anlatıyor. Katsayıların değişimlerini, çıkarımlarını aslında biz bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimde bu kapasitansı tanımladım ya artık benim ne yapmam lazım? Termodinamik tarafta ben bir tane çıkarım yaptım. Diğer derste de heat transferle biz bunu nasıl ifade edeceğiz? Çünkü bakın ben buraya bir enerji hapsettiğimde bak bu store ediyor. Ama burada ne var? Dinamik yok burada hala. Bakın bu sistem zamana bağlı bir sistem değil şu anda. Ben bunu zamana bağlı hale getirdiğimde acaba burada başka neler olacak? Onları size anlatacağım.